أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Kıymetli izleyicilerimiz, Köşe Okumaları programımızın ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bir hafta aradan sonra bu akşam yine sizlerle birlikteyiz. Bizleri evlerinize kabul ettiğiniz için sizlere şükranlarımızı sunuyoruz. Kıymetli izleyicilerimiz, geçen haftaki bölümümüz Derviş'in Teselli Koleksiyonu kitabından Mutluluk ve Mutluluğa Kanaat Etmekle ile ilgili bir bölümdü. Bu haftaki konumuz ise dostluk ve dost olabilmenin sırrına ermek. Yazar Ali Ural tarafından kaleme alınan Posta Kutusundaki Mızıka isimli eserden birkaç paragraf paylaşacağız bu akşam sizlerle. Konumuz ise az önce de belirttiğimiz gibi dostluk ve dost olabilmenin sırrına ermek olacak inşallah. Sevgili dostlar, dost olabilmenin sırrı nedir? İnsanlık tarihinde bugüne kadar yaşanmış öyle dostluklar vardır ki, üzerinden asırlar hatta binlerce yıl geçse bile bazıları halen anlatılmakta, kitaplarda, hikayelerde yer edinmekte ve okunduğunda halen daha gözleri yaşartmaktadır. Peki bu dostlukları yaşayan zatların bildikleri nedir ki dostluğu böylesine zirvede yaşayabilmişler, muhabbeti hep zirvede tutabilmişler ve yaptıkları bütün fedakarlıkları hiçbir menfaat gözetmeksizin dostları için yapabilmişlerdir. Bu zatlara örnek verecek olursak, tabii ki de şüphesiz en başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh gelmektedir. Peki kıymetli izleyenlerimiz, Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimizin vakıf olduğu sır ne idi ki dostluğu böylesine azametli oldu? Aradan 1400 yıl geçmesine rağmen halen daha örnek gösterilmekte, yaşadıkları hadiseler anlatıldığında, okunduğunda halen daha gözleri yaşartmakta. Yazarımız Ali Ural, kaleme aldığı Posta Kutusundaki Mızıka isimli eserinde bize bu ayrıntılardan birkaç tanesini vermiş. Hep beraber okuyoruz. Sevgili dost, her defasında bu iki kelimeyle başlıyorum mektubuma. Çünkü bu iki kelimeden her biri gücünü diğerinden alıyor. Sevgili olunmadan dost, dost olunmadan sevgili olunmuyor. Eğer bir ruh beraberliği ise dostluk, iki ruhu bir kılan nedir? Demek dost insanın bir ikinci kendisidir. Demek sevgi hiç ayırt etmez. Sevenle sevilen aynı şeydir. Sevgili dost, herkesin seviyormuş gibi yaptığı, ancak sevginin ne olduğunu pek az kimsenin bildiği bir zamanda yaşıyoruz. Belki de bütün zamanlar böyleydi, bilemiyoruz. Sevgili dost, sevginin sözden fiile geçmesi midir yoksa dostluk? Gerçek sevgi, gerçek dostluk, gerçek muhabbet. Bir insanın ben sınırlarını aşıp bir başka insanın hayatından da sorumlu olduğunu düşünmesi midir? Birbirlerini sevenler, birbirlerine duydukları sevgi nispetinde diğerinin iyiliğini isterler. Sevmek, sevilen kişinin en iyi taraflarını desteklemek, keşfetmek ve teşvik etmek demektir. Bu ve buna benzer birçok sözü sarf eden düşünürlerin de dediği gibi, acaba sevgiyi sevilenin gelişiminden duyulan haz ve mutluluk olarak algılamak bize yardımcı olabilir mi? Bu gelişimin dost ve sevilen kişinin hayatındaki gelişimin, başarıların, saadetin ve mutluluğun bize faydacılıktan veya menfaatten çok feragatle, yani fedakarlıkla mümkün olacağını düşünmek bir anahtar verir mi elimize? Anahtar varsa kapının arkasında ya da önünde olmanın ne önemi vardır ki zaten? Sevgili dost, Aristo'nun tabiriyle birbirlerine hoş ve faydalı görünmedikleri gün artık birbirlerini sevmeyen dostlarla ne işimiz var bizim? Bizim Peygamberi ısırmasın diye ayağını yılan deliğinin üstüne kapatan Ebu Bekir'imiz var. Suikasti haber alınca hiç düşünmeden Peygamberin yatağına yatan Ali'miz var. Son yudum suyu birbirlerine gönderip susuz şehit olan sahabilerimiz var. Kıymetli dostlar, oruçken su içmemekte ne var? Hüner,
suyu ölürken reddedebilmekte. İhsar deniyor buna. Peki ihsar ne demek? Sözlük anlamı ihsar kelimesini anlatmaya aslında çok ama çok yetersiz kalıyor. Sözlükte yazan anlama göre ihsar, bir diğerinin iyiliğini veya menfaatini kendine veya bir başkasına tercih etmek. Peki, bu sözün yetersiz kaldığını biz nereden anlıyoruz? Sahabi efendilerimizden. Sahabi efendilerimiz ihsar kelimesinin anlamını bizlere yaşayarak öylesine güzel anlattılar ki, aradan 1400 yıl geçmesine rağmen halen daha güzel bir örnek gelmedi. Yermük Savaşı'ndan sonra savaş meydanında gezen sahabi efendimiz, yaralıları ve şehitleri kontrol etmektedir. O esnada yerde yatan amcasının oğlunu görür. Şehadete kavuşmak üzeredir, şehadet şerbetini içmek üzeredir. Çok kan kaybetmiştir, yaralıdır. Hemen yanına çömelir ve çıkardığı kırbasından su içirmek ister. Yerdeki yatan yaralı sahabinin gözlerinden de susadığı, suya ne kadar ihtiyacı olduğu belli olmaktadır. Tam suyu içireceği sırada birkaç metre öteden bir başka sahabi efendimizin su diye inlediğini duyar ikisi de. Onu duyduğu an yerde yatan sahabi dudaklarını kilitler ve gözleriyle suyu ona götür dercesine işaret verir. Sahabi efendimiz kalkar, koşa koşa ikinci sahabi efendimizin yanına çömelir ve suyu ona içirmek ister. Tam o esnada birkaç metre öteden bir sahabi efendimiz daha su diye inler. İkinci sahabi efendimiz de dudaklarını kilitler ve gözleriyle konuşmaya mecali yoktur çünkü. Ölmek üzeredir. Gözleriyle suyu ona götür diye işaret eder. Sahabi efendimiz yine kalkar. Elinde su kırbası üçüncü sahabi efendimize doğru yola çıkar. Fakat yanına vardığında şehadet şerbetini içtiğini görür. İkinci sahabi efendimizin yanına geri döner. Fakat yanına vardığında sahabi efendimiz kelime-i şehadet getirmektedir. O şehit olduğunda ayağa kalkar ve koşarak birinci sahabi efendimizin yanına gider. Suyu bari ona içireyim ümidiyle. Fakat o çoktan şehadet şerbetini içmiştir bile. Kıymetli dostlar, dedik ya, yazarımızın da dediği gibi, oruçken su içmemekte ne var? Hüner, suyu ölürken reddedebilmekte. İşte sahabi efendimiz, ihsar dediğimiz bu kavramın, ölürken suyu reddedebilmenin bizlere en güzel örneğini 1400 yıl önce sergilemişler, halen daha güzel bir örneği gelmedi. Dostun, kardeşin ve sevdiğin için Allah rızasını gözeterek muhabbetini Allah'ın rızası üzerine kurduğun her kim olursa olsun, onun uğruna kendi menfaatini bir kenara bırakıp onu tercih etmen, işte ihsar buna deniyor. Bizim iman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Sizden biriniz kendisi için sevdiğini Müslüman kardeşi için de sevmedikçe, istemedikçe gerçek manada mümin olamaz. Size aranızdaki sevgiyi artıracak bir şey söyleyeyim mi? Selamlaşınız, hediyeleşiniz ki aranızdaki sevgi artsın diyen Peygamber Efendimiz var. Sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz diyen, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik diyen Yunus Emre'miz var. Sevgili dost, dostluk gündüz görünmez, o ateş böceği gibidir, yalnız geceliğin parlar. Kıymetli dostlar, dost olabilmenin sırrı neymiş? Hep beraber müşahede ettik, hep beraber okuduk, dinledik. Tarihten bugüne kadar yaşanmış en güzel dostluk örneklerine şahit olduk. Peki, dostluğun bu kadar zirvede yaşanabilmesi için koşulsuz şartsız gerekenlerden biri olan sevgi ve muhabbet bağı, bu nasıl olmalı? Nasıl bir sevgi olmalı? Sevgi bir ömür bu şekilde, bu raddede, böylesine zirveye oturmuş ve bırakmayacak bir şekilde nasıl yaşanmalı ki böyle dostluklara sahne olsun? Yazarımız bir başka paragrafta onu da açıklıyor. Hep beraber okuyoruz. Sevgili dost, yazın buharlaşmayacak, kışın donmayacak, sonbaharda yapraklarını dökmeyecek, yani hep aynı kalacak ya da artacak sevgi. Altını görünce gümüşten, gümüşü görünce bakırdan vazgeçmeyecek.
Kıymetli dostlar, yazarın eserinde bahsettiği gibi dostluğun zirvesi ancak Allah rızası gözetildiğinde oluyor. Zaten bir dostluk Allah rızasına dayalı olarak kurulduğunda Allah Celle Celaluhu onu verdiğimiz örneklerde olduğu gibi zirveye çıkartıyor. Menfaat gözetmemek gerekiyor. Dünyevi menfaatleri bir kenara bırakmak gerekiyor. Tabii ki herkesin birine dünyevi olarak iyiliği dokunabilir, yardımı dokunabilir. Dünyevi çıkarlar aslında hayatı idame ettirmek için gerekli olan şeylerdir. Fakat dostluğu idame ettirmek için gerekli olan şeyler değildir. Ünlü düşünürün de dediği gibi, birbirlerinden artık menfaat görmedikleri gün, dostlukları devam etmeyen kişilerle işimiz yok bizim. Bizim ölürken dahi suyu paylaşabilecek kadar sağlam dostlara ve dostluklara ihtiyacımız var. Sahabi efendilerimizde olduğu gibi. İşte bu yalnızca Allah rızası gözetilerek oluyor. Sevgili dostlar, bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Mevla Teala cümlemize kendi rızası için kurabileceğimiz dostluklar nasip eylesin. Dünyevi menfaat gözetmeksizin kurabileceğimiz muhabbetler, kardeşlikler nasip eylesin. Mevla Teala Hazretleri bu programlar vasıtasıyla bizlerin de sizlerle olan dostluğunu ziyade eylesin. Efendim, bizlere ekranın altında yer alan mail adresinden ulaşabilirsiniz. Soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Programımız sizlerin teşriflerinizle çok daha iyi olacaktır inşallah. Bir sonraki köşe okumaları programında görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.